Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. En sonunda beklediğimiz araçlardan uzun zamandan beri sizlere belirtiyorduk. Skyline 770 V8 serisi artık Türkiye'ye giriş yapmaya başladı arkadaşlar. Hatta birkaç tane yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptı. Arkadaşlar şu anda İstanbul'dayız. Yeni açılan bir bayideyiz. Doğuş Otomotiv'in, Doğuş Skyline'ın ve Ucel Otomotiv'in katkılarıyla bugün buradayız. Sizlere bugün hem Skyline 770 V8 aynı zamanda da çok merak edilen bir araç 560S Super'i tanıtacağız arkadaşlar. Biraz da araç hakkında sizlere bilgileri vermeye çalışacağım. Şöyle biz dışarıdan görsel olarak başlayalım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız yine bir önceki versiyonlarda aynı duruma sahip. Farlarımız yine LED'li. Far yıkamamız mevcut. Sis lambalarımız. Araçlarda artık eskiden biliyorsunuz daha öncelerde V8 logosu sadece ön göğüste oluyordu. Artık ileriki zamanlarda böyle V8 bir marka haline gelmiş olmuş ki artık aracın belli kısımlarında da etiketlenmeye başlanmış oldu arkadaşlar. Aracımızın arkadaşlar sensörleri hemen yine burada gördüğünüz gibi değişik bir kabin olarak bir herhangi bir değişiklik mevcut değil. Şöyle hemen etrafını sizlere dönmek istiyorum. 385'e 55 R 22.5 lastik ebatlarımız, egzoz çıkışımız hemen burada. Biliyorsunuz V8'lerde egzoz katalizörümüz biraz daha geniş. Çünkü yan moduları daha fazla olduğu için biraz daha aracımızın egzoz katalizörü daha geniş olarak karşımıza çıkıyor. Depolarımız arka 525 buradaki sağ taraftaki depomuz ve arka tarafa yine geliyoruz. V8 logomuz. Arka lastiğimiz ise 315'e 70-22.5. Arka stoplarımız komple LED olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Arka körüklerimiz 4 noktadan körüklü olarak ve kollarımız, fren tesisatımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Steplesi yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alkola çelik şant. AdBlue tankımız 125 litre olarak hemen aşağıda iki şasinin arasında konumlandırılmış bulunuyor. 570 litrelik bu depomuz mevcut ve burada asıl olan, önemli olan konulardan bir tanesi de arkadaşlar yeni oluşturulmuş sistemden bahsetmek istiyorum size biraz. Yani aracın çamanları arası da gerçi biraz daha aşağı doğru, dibe doğru indirildi ve dibde fazla bir mazot bırakmamak haliyle indirildi. Ama akülerimiz burada arkadaşlar. Park klimamız, ADR sistemimiz, gördüğünüz gibi kupa arkası, elektrikli bir rüzgarlık mevcut orada. Yine sensörlerimiz arkadaşlar sağlı sollu iki tarafta da olmak üzere hem ön tarafı hem arka tarafı görmek üzere iki tane sensörümüz vardır. Bu sensörler arkadaşlar ete ve metale karşı duyarlı sensörler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Avadanlıklarımız mevcut. Aracımızın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Önleri de körüklü olarak karşımıza çıkıyor. Aracımızın aksaralığı 3.75 metredir. 4 metre yüksekliği vardır. Zaten artık bütün araçlarda rüzgarlarından beraber 4 metreye ulaşıyor. Önemli olan bundaki iç hacminin genişliği olmasıdır arkadaşlar. Onun haricinde dışarıdan sizlere önemli detay olarak zaten spoilerler, onlar zaten artık Skyline V8 serilerinde standart olarak geliyor. Hemen aracımızın içine girelim. Aracın içine sizlere anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Buyurun. Şimdi aracımızın içine girmeden arkadaşlar V8'e özel olarak deri döşemeler, hemen üzerindeki kırmızı dikiş çizgileri bizi karşılıyor. V8 logosu yine burada bir aydınlatmamız var. Şuradaki lamba ise kapı açıldığı zaman yere V8 logosu olarak yansıyor arkadaşlar. Bunu sizlere bilgisini vermiş olalım. Yine burada gördüğünüz gibi aracımızın seviyeye, yol seviyesi alma kumandası mevcut. Arkadaşlar ısıtma, soğutma, bel desteği, koltuklarımızdaki özel avadanlığımızı burada açıyoruz. Ve aracımızın içine şöyle. Şimdi arkadaşlar yine hallardan, bunlar da artık araçta standart olarak geliyor bildiğim kadarıyla. V8 logolu halı olarak karşımıza çıkıyor. Aracımızın içine geldik. V8'i ayıran özellikler işte aracın içinde hemen göstereyim sizlere. Şuradaki gördüğünüz kırmızı
çizgiler bu araca V8 olduğunu bizlere söylüyor. Direksiyonun arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada ortada bir kıvrım var. D format olarak bu kıvrımı geçiyor. Yine V8'e özgün şuradaki deri direksiyon ve çizgileri yine aynı şekilde V8'in belli ettiği kırmızı şeritler, orada bir kırmızı şerit ve V8 logosu. Yine şu üst köşede ince detaylardan bir tanesi. Arka tarafta ise arkadaşlar, yatak kısmında ise yine burada bir V8 logosu mevcut. Şimdi 540'lardan bunun arasında bir fark yok. Yüksekliği 4 metre olarak sizlere belirtmiştik. Kabin olarak fark yok arkadaşlar, yani onu belirtelim. S kabinlerde zaten arkadaşlar motor örgüsü komple düz olduğunu söylüyor. 7 inç yine bir ekranımız mevcut. Şimdi bu araçta arkadaşlar 12+2 aracımız 14 vites arkadaşlar. Röterler standart 5 kademe. Geri vites 4, istesen opsiyon olarak 8 vitese çıkarabiliyoruz bunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elektrik tipör de burada bu şekilde konumlandırılmış. Dörtlülerimiz buradan yakalıyor. Artık bunlar klasik bildiğimiz tuşlarımız, zaten biliyorsunuz. Bunu söyleme gerek yok. Şurada yine çekmecelerimiz mevcut. Bardaklıklarımız var. Yine şoför arkadaşlarımın birçok şikayet ettiği konulardan bir tanesi, niye bu şoföre yakın bardaklık yok diye. Bu araçta var arkadaşlar. Yine yolcu tarafında da var. Şu koltukların arkadaşlar böyle deri görünüşlerini size gösterelim. Bu koltuk aynı zamanda dönüyor. Şoför kısmına bakıyor. Bu koltukta öyle bir durum yok. Şoför tarafındaki koltukta onda yok. Üstte 60 santim, yukarısı 80. Çekmeli olduğu zaman, biraz daha bu tarafa geldiği zaman 1000. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Vevos'ta ayarlarımızı burada bu şekilde yapabiliyoruz. Yine buradaki ışıklarımız var. Elektrik perdesiz arkadaşlar, düğmesi sekansiyeli olarak. Bastığın zaman otomatik olarak iniyor. İstediğin zaman durdurabiliyorsun, istediğin zaman kaldırabilirsin. Tek basmalık, sekansiyellik dediğimiz olay. Şurada ekranımızı sizlere göstermiş olalım. Bu şekilde aracımızı içini sizlere göstermiş olduk. Araçta arkadaşlar en büyük özellik işte oturduğunuz yerde, kokpitte istediğiniz düğmeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu özellik bu araçta gerçekten güzel. Side assist bizler arkadaşlar, yani bu kör noktası uyarısı dedik ama renk, iki renk seçeneği var bunda. Sarı ve kırmızı renk çıkıyor, iki renk. O da yakınlaşmasına göre çıkan renk. Uzak kaldığında tehlike arz ediyorsa sarı, çok yakına geldiğinde kör noktada orada kırmızı. Zaten elektrohidrolik direksiyon olduğu için o tarafta biri olduğu zaman da tehlike arz ettiğinde direksiyon oraya doğru kıvırmıyor. Ne bu özelliği de var yani. Şimdi arkadaşlar şöyle geldik. Buzdolabı özelliğine çekmeli. Şöyle 40 litrelik. Litresi yazıyor. Aha, 40 litrelik bir buzdolabımız mevcut. İsterseniz burayı da yine buzdolabı ekstra sipariş opsiyon alabiliyoruz. Verebiliriz. Şimdi bu araca arkadaşlar opsiyon olarak ne ekleyebiliriz? Opsiyon olarak mikrodalga fırını ekleyebiliriz. Kahve makinesi ekleyebiliriz. Onun haricinde bu zaten dolu dolu bir araç. 4 körüklü araç. Tavanlanmaları vardır. Bakmayın onu monte, demonte olarak çıktı karşımıza ama tavanlanmaları da mevcut. Hemen şurada yine ambiyans lambaların yandığı yerler vardır. Gösterelim hemen. Şuradaki arkadaşlar noktalarda şurada. Ve bunlar biraz daha güçlendirildi eskilerine nazaran. Çok daha güzel bir ambiyans ışık bizlere sunuyor. Hemen dolaplarımızın iç hazmi bu şekilde arkadaşlar. Taraftan da, üç tarafında şöyle gördüğünüz gibi dolaplarımızın içi mevcut. Şurada zaten sistem balayını değişiyoruz. Kestiği zaman ve arkadaşlar far kontrol sistemi eskiden çevirmeliydi. Artık bu şekilde konumlandırıldı. Dokunmatik olarak lambaları kontrol yapabiliyor. Bütün aynaların ayarlarını arkadaşlar bu şekilde buradan yapabiliyoruz. Oturduk artık el dokunma olayı. Özellikle şu peron aynalarında çok elle müdahale yapılıyordu ama artık bu tuşlardan bu sorun da giderilmiş oldu. Aracımız arkadaşlar A dereli dedik. Fonksiyonlar kısmında arabanın rejenerasyon kısmı var. DPF filtre olduğu için arabanın 15 günde, 20 günde, 1 ayda bir çalışma şartına göre kontrol edilip orada rejenerasyonu yapabiliyorsun. Rejenerasyonda 3 renk çıkıyor. Beyaz, sarı ve kırmızı seni uyarıyor. O uyarılara göre rejenerasyonu gerçekleştiriyorsun. Şöyle yapayım abi. Sürüş yardım sistemi var. Çok önemli şey yapar mı? Şeritten çıkma. Tek şeritteki yollarda algılamayı yükseltip alçaltabiliyorsun şeride göre. Evet.
Bu da bir sistem. Yine araçta özellik olarak şeriti, şerit takip sistemi de sonuçta. Gittiğimiz yolun şeridini daraltıp, hani sağa sola kıvrılmaları var ya direksiyonun, hı hı, uyarı sistemi. Bu uyarıyı genişletebiliyorum tek şeritli yol üzerinde. Şerit uyarı sistemi. Bir de bu araçta arkadaşlar otonom sistemi mevcut. Öyle otonom da. Sistemi mevcut. Evet. Şu şekilde şurada dikkat desteği var. Kahve molası verip seni yolda yorgunluğunu algılayıp seni uyarabiliyor. Evet. Onun haricinde şurada mesela araç kısmında kitleme var. Şöyle. Hiçbir kapı açılmazsa kapılar tekrar kilitlenecek. Yani 10 kilometre üzerine yolda devam ettiğinde hiçbir kapı açılmazsa otomatikman kapıları kilitleyebiliyorsun. Evet. 10 kilometrenin üzerinde. Onun haricinde kilit açılıyor. İstersen kumandadan bir kere basıp iki kapıyı da kilitleyebiliyorsun. İstersen iki kez bassa hırsıza karşı koruma, bir kere bastığında tek kapı açıyor şoför tarafı, iki kere bastığında da yan tarafı açıyorsun. Bu da hırsıza karşı koruma mekanizması. Bu şekilde size de göstermiş olduk. Arkadaşlar dışarıdan size park klimasyonu söylemiştik. İki modu var bunun arkadaşlar. Eko'da 8 saat çalışıyor. Power'da ise 2 saat olarak çalışması karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri böyle 770 çekmemiştik ve artık bundan sonra Türkiye yollarında sıkça göreceğimiz süper serisi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.